Elma kütür suya batır, mideye yatır abi ya. Elma bizim en önemli meyvelerimizden bir tanesi. 2019'un elma bilançosu ortaya çıktı. Elma ihracatı 256 bin tonla sınırlı kaldı. En fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında bizim elma geliyor. Ziraat mühendisleri 2019'un elma raporunu açıkladı. Her yıl biz yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı 4 milyon tona yakın elma üretimimiz var. 2019'da elmanın üretimi 3 milyon 618 bin ton olurken elmanın ihracatı ise 256 bin tonla sınırlı kaldı. 2018'de ise elma ihracatı 238 bin ton olmuştu. İhracatta artış olsa da mühendislere göre bu rakam yeterli değil. Bizim elma ihracatımız 2019 yılında maalesef 256 bin ton civarında ve biz buradan da 90 milyon dolar bir gelir elde ettik. Yaklaşık 4 milyon tonun 256 bin tonunu biz ihraç ediyoruz. Geriye kalanını hiç piyasada tüketmeye çalışıyoruz. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, ihraç edilen elma rakamının son derece düşük olduğunu söyledi. Bizden en fazla elma alan ülkelerin başında Irak geliyor. Daha sonra kısmen çok az da olsa Almanya, Ukrayna gibi ülkeler bizden elma talep ediyorlar ama bu rakamlar son derece düşük. Irak'a yapılan elma ihracatı 2017'den bu yana düşüyor. 2019'da Irak'a yapılan ihracat rakamı yaklaşık 104 bin ton oldu. 2019'da zaten en fazla Irak'a yaptık. Dikkat edin, diğer ülkelerde ihracatımız son derece düşük. Bizim ağırlıklı olarak Avrupa'ya, Doğu Avrupa ve Avrupa'ya bizim ihracat yapmamız lazım. Rapora göre Almanya 2017'de 680 milyon dolarlık elma alımıyla ithalatta dünyada birinci sıraya yükseldi. Türkiye ise Almanya pazarında yok. Bizim orayla iyi ilişkiler kurmamız lazım. Almanya her sene birçok ülkeden çok miktarda elma alıyor, elma tüketiyorlar. Güngör, elma ihracatında Polonya'nın rakip ülke olduğunu belirtti. Rakip ülkelere karşı elma çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Granny Smith, Pink Lady, Fuji ve Red Delicious grubu eğer biz ağırlıklı olarak yetiştirirsek bizim ihracat imkanlarımız artar diye düşünüyorum. Bizim çeşitlere önem vermemiz lazım en önemlisi. Tabii ki Almanya, Polonya, Ukrayna, Rusya bu türlü ülkeler elma istiyorlar, elma talep ediyorlar. Bizim bunlara göre çeşit üretmemiz lazım. Güngör, kaliteli meyve muhafazası için makineli soğutma ve kontrollü atmosfer depolarının sayıları ve kapasitelerinin artırılması gerektiğini söyledi. Yaşlı ağaçlar yerine yenisinin dikilmesi de öneriler arasında. Elma çeşitlerimiz, elma bahçelerimiz maalesef yaşlı ve büyük çeşitler. Bizim bunlardan derhal vazgeçip bodur veya yarı bodur elma çeşitlerine bizim geçmemiz lazım.